Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahluluk da temmin lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 13. sözden devam ediyoruz. 13. sözün 2. dersindeyiz. Biraz uzun bir ara verdik. Bu sıralar araları uzatıyoruz. Ama inşallah bunda da bir hayır vardır. Pekala, 13. söz ne hakkındaydı? Hatırlamıştık ki 13. söz 12. sözün devamı niteliğinde bir söz. Sanki Üstad Hazretleri 12. sözün son kısmını 13. sözde daha bir açıyor. Daha bir detaylarına giriyor, daha bir delillendiriyor diyelim. O mahiyette bir söz. Yani 12. sözle 13. söz arasında çok yakın bir ilişki var. Bazı sözlerde bu ilişkiyi bulmakta zorlanıyoruz. Ama bu sözde bunu çok bariz görüyoruz. 13. söz 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. İlk ayet buydu. İsra suresinin 82. ayeti. İsra suresinin 82. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. İkinci ayeti kerimede şu. Estağfirullah. وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Bu da Yasin suresinin 69. ayeti. Yasin suresinin 69. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Peki bu ayetler neden buradaydı? Neden bu bahse girdiler? Onu şöyle tefekkür etmiştik. Geçen dersimizi izleyenler hatırlayacaklar. Birinci ayet mesela daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile diyor ki Kur'an tabiri caizse size ilgisiz, sizden uzak, sadece edebi bir zevk alacağınız, sadece gönlünüze hoş gelecek bir metin değil. İçindeki bilgi hem şifa hem rahmet, yani sizinle birebir ilişkili. Uzağınızda bir şey değil bu, yani bu sizden bahsediyor. Bu sizin çok muhtaç olduğunuz şeylerden bahsediyor. Yani mesela şöyle diyelim. Ben açsam, fenli bir kitap okusam veya işte bilimsel bir makale okusam, bu bilginin ne kadar benimle ilgilidir? İşte Mars'ın yapısı. Okudum bir makale Mars'ın hakkında. Mars şöyledir, Mars böyledir. Tamam, aldım bilgiyi. Fakat bu bilgiyi ben kendi dünyamda hal ve hareket olarak nereye koyarım? Ya da gündelik hayatım bu bilgi benim ne kadar değiştirir, benim kalbimi ne kadar değiştirir, benim ahlakımı ne kadar değiştirir, benim düşünüşümü ne kadar değiştirir. Bilimsel bilginin en azından diyelim ki çok az bir kısmı, hiç demeyelim ama az bir kısmı bizim doğrudan insaniyetimizi ilgilendiriyor. Bediüzzaman Hazretleri bu risalede de bunu eleştirecek. Başka risalelerde, özellikle Mucizat Kur'aniye Risalesi'nde bu eleştiriyi yapıyor. Evet, bilimsel bilgiyi övüyoruz, işte bilmem şunu keşfettik, bunu bildik, şunu öğrendik, bilmem neredeki uzaktaki yıldızda şöyle bir şey var, kara delikler böyleymiş, Andromeda galaksisi şöyleymiş, tamam da bu bilgi birebir insaniyetimizle ne kadar ilgili? Bizi ne kadar değiştiriyor? Bizi olduğumuz şeyden daha ilerisine ne kadar götürüyor? İnsaniyet olarak var mı bununla bir şey yani bağı? Mesela işte kara deliklerin yapısı. Tamam öğrendim de benim insaniyetimde neyi oynattı yerinde? Dini bilgi böyle değildir işte arkadaşlar. Kur'an da burada kendi öğrettiği bilginin, vahyinin, sünnetle gelen bilgiyi de bunun içinde sayabiliriz. Böyle bir bilgi olmadığını, ötemizde uzağımızda kalmadığını, yani bizim için şifa ve rahmet olduğunu, bizimle ilişkili olduğunu, ondan aldığımız şeylerin öyle kulağımızda entelektüel bir done olsun, sağda solda paylaşırız, kahve içerken, nargile çekerken birbirimize anlatırız değil. Hayatımızı değiştiren, üzerimize alınmamız gereken, yaralarımızla birlikte okumamız gereken, bak burada o da var, yaralı adam şifayı fark eder.
ve o yaralarına o şifayı sürer. Rahmet daha genel bir başlık. Ama yaralı olanın şifa ile ilişkisi daha dinamik. Zaten o yara şifa ilişkisini fark ettiğinizde rahmet gözünüzde açılıyor. Belki burada rahmetle şifanın böyle ard arda gelmesinde o da var. Yani yaralarınıza şifalar sunulduğunu fark ettiğinizde rahmeti görür oluyorsunuz. Muhtaç olduğunuzu fark ettiğinizde o ihtiyaçlar size ikrama, ihsana dönüşüyor. Eğer aranızda böyle bir ilişki daha kurulmamışsa, öyle bir uyanış yaşamamışsanız, o zaman bunlar size zaten olması gereken gibi gözükür. Sagopa Kajmer'in bir şarkısında öyle bir cümle var. Olması gereken şeylerin adını iyilik yapmak koymuşlar diyor. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın hayır üzere yarattığı alemde bizim iyilik, ameli salih diye tabir ettiğimiz şeyler olması gerekenler. Zaten alem onun üzerine. Cenab-ı Hakk'ın her şeyde çok ihsanı var. Bizden de ihsan etmemizi istiyor. Her şeyi güzel yaratmış, bizim de işimizi güzel yapmamızı istiyor. Bunlar birbiriyle bağıntılı, uyum içinde. Yani bizim yaptığımız kainatın zaten üzerine olduğu şeye uyum sağlamak, arıza çıkarmamak, orkestranın ahengini kendi işte hariçten gazelimizle bozmamak. Hariçten gazel sözü de buradan geliyor biliyorsunuz. Bazen sanat icrası sırasında gaza gelenler olmuş seyirciler içinden. Onlar da başlıyorlar bir şeyler okumaya ama tabii ahenk bozuluyor. O yüzden hariçten gazel okumayınız diye uyarı yaparlarmış. Bizim de yaptığımız bu. Eğer biz Cenab-ı Hakk'ın muradullahı üzerine hareket etmiyorsak, onun vahyettiği, bildirdiği ameller üzerine, o sınırlar üzerine hareket etmiyorsak, biz de ahengi bozuyoruz. Her neyse, işte bu ayet-i kerime bizi bu yönden Kur'an'ın mahiyetine uyandırıyor. Kur'an sizden uzakta, sizinle ilgisiz, öğrenseniz şöyle kulağınızda entelektüel malzeme olur falan, böyle bir şey değil diyor Kur'an. Kur'an sana şifa. Kur'an sana rahmet. Sadece mi sana rahmet? Yok. Aleme de rahmet. Yani Kur'an indiği için biz şükretmeliyiz. Kur'an indiği için biz hamd etmeliyiz. Kur'an indiği için biz o sevinmenin, teşekkür etmenin, kıymetini bilmenin kaç yolu varsa orada olmalıyız. Onların hepsinin altını çiziyor olmalıyız. Üzerinde hopluyor olmalıyız o sevincin. Öyle olmalıyız ki Kur'an bizde tesir etsin. Ya öğrendim işte ayetleri bileyim ki sağda solda bazen şey oluyor falan. Öyle değil. Sana şifa, sana rahmet. Kur'an böyle bir bilgi olduğunu bize bu ayette İsra suresinin 82. ayetinde hatırlatıyor. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Tabii mümin olmak şartı da var, burada başta zikredildi. İmanınız varsa, arıyorsanız ve aramaktan biraz daha ilerisi bedel ödemeye hazırsanız bu ayetler sizde tesir eder. Bedel ödemekten kastımız nedir? O bilginin sizde yapacağı değişime veya o bilginin sizde vazgeçileceklerine veya o bilginin sizde inşa edeceği insana hazır olmanız lazım. Ne demek istiyorum? Ya bir hadis okudunuz ama o hadisle, o hadisin sizden istediği bedele hazır değilseniz, o hadisin sizde değiştireceği şeye hazır değilseniz, istemiyorsanız gönlünüzde ya bunlar da olmazsa keşke diyorsanız, o zaman o bilgi sizde tesirli olmaz. Bilgi bedelle beraber tesir eder. Bedel ödemeye hazır adama tesir eder. Yoksa mesela ben sanat galerisine girdim. O örneği belki geçen derste de verdik. Sanat galerisine girdim ama vaktim yok. Zaman ayıramayacağım, odaklanamayacağım. Zaten ilgim de yok o eserlere. Öyle bir haldeyken o sanat galerisindeki sanat bende neyi değiştirebilir? Bedel ödemiyorum ki, hiçbir şeyi değiştiremez. Odaklanmıyorum. Zaten dikkat de vermek istemiyorum. İçimde isteği de yok. Zamanım da yok. Dolayısıyla oradan ha bir otobüs geçmiş, ha bir araba geçmiş, ha ben geçmişim. Hiçbir şey fark etmez. O bilgi bende tesir etmez. Cansız neyse canlı da o olur orada. Ama diyelim ki oraya özel bir kasıtla gelmiş, her birinin başında meşgul olmuş, onun kendisinde değiştireceği şeylere, kendisine öğreteceği şeylere hazırlanmış, her bir eserin başında zaman veren, onlara mesai sarf eden, onlara dikkat sarf eden, onlara amel sarf eden, tefekkür sarf eden insanda o eserin yapacağı tesir elbette başka olur. Bu yüzden
hepimiz aynı bilgileri öğrendiğimiz halde üzerimizdeki tesirleri başka başka oluyor. Bazılarımız bedelleri ödemeye hazır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'la gelen bilginin yapacağı tesire kendisini en çok hazırlayan, en büyük bedelleri ödeyen, en çok zaman ayıran vesaire vesaire. Ne isterseniz koyun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda en üst. Sahabesi ondan sonra ümmetin en üstü. Yani sahabe hakikaten ayetlerle öyle bir ilişkileri var ki, ayet geliyor, amel edişleri değişiyor. Bütün hayatları değişiyor o ayetle. Mesela işte içki haram olduğu zaman bir bakıyorsunuz, bitti yani, içki diye bir şey kalmadı. Belki çok nadir müptelalarda, öyle rivayetler de var bazı sahabeli efendilerimizde, işte radıyallahu anhü ecmain, müptelalık varmış. Mesela onların bırakması belki daha uzun sürdü. Ama geneline baktığınız zaman birden toplum değişiyor. Yani çok keskin bir geçiş. Bedel ödemeye hazırlar. O bilgi kendilerinde tesirli oluyor. Çünkü hazırlar bedele. Ondan sonra tabi'in, tebe'i tabi'in, onların hayırlıları elbette. O zaman zaman da bu işte Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, onun ihsan ettiği evliya ve asfiya ile devam etmiş bu zincir. Biz ahir zamandayız. En az bedeli biz ödemek istiyoruz. Dolayısıyla da bilgiler bizde en az tesir ediyor. Cenab-ı Hak ne diyelim, bu halimizi kendi razı olacağı bir hale çevirsin. Rüştümüzü bize ilham etsin. Bizi rahmetiyle terbiye etsin. Azabıyla, depremle, fırtınayla, selle değil. Biz dayanamayız. Aciz, mahlukuz. Ondan lütfunu, keremini istiyoruz. Dileriz ki bize pahalıya satmasın. Bu vesileyle de depremde zarar gören insanlara Cenab-ı Hak yardım etsin. Onları da izliyoruz, görüyoruz, elimizden geleni ulaştırmaya çalışıyoruz ama tabii esas yardım Allah'tan. Ne diyelim, kalplerine, hayatlarına sekinet indirsin. Bu imtihandan da alacağımız dersleri almayı nasip eylesin ki imtihan tekrar etmesin. Geçemezsek imtihan tekrar eder. Geçersek bir daha bu sınavdan sorumlu tutulmayız. Pekala, ikinci ayete gelelim. Biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Bugün okuyacağımız kısımda Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti özellikle önüne alıp konuşacak. Eğer orayı tevekkül edebilirsek, edemezsek kalacak bir dahaki güne. Bunu da Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir zemine oturtuyor. Şimdi en başta demişti, bunu geçen derste konuştuk. Bilim ya da dünyacı bakış, dünyacı bilgi üretim tarzı, vahiyden habersiz, vahyin öğrettiği metodolojiden, görüş açısından, zenginlikten yoksun bilgi üretim tarzı mucizeleri sıradanlaştırıyor. Hayatın her şeyi, her detayı mucize. Onlar bunu sıradanlaştırma üzerine gidiyorlar. O sıradanlıktan başını çıkarmış sıra dışı fertlere ancak ilgilerini yöneltiyorlar. Bu sadece bilimde mi böyle, haberlerde bile böyle. Hani derler, köpek insanı ısırırsa haber olmaz ama insan köpeği ısırırsa haber olur. Niye? Bak, o sıra dışı bir şey. Bak, dikkatimiz, algımızı nasıl şartlandırmışlar. Halbuki hayatın her bir anı, o sıradan dediğimiz şeyler, onlar mucize. Güneş, bugünlerde Bernard Russell'ın şeyini okuyorum, Felsefe Soruları diye bir kitabını okuyorum. Felsefeye giriş niteliğinde bir kitap. Çok ince bir şeyi söylüyor. Diyor ki ya aslında deneysel tecrübe hiçbir şekilde bir sonraki olayın da aynı şekilde gerçekleşeceğini garanti etmez diyor. Mesela işte su, oturdum ben burada 100 derecede kaynattım. Ama bu 100 derecede kaynama olayının bir sonrakinde de böyle olacağını garanti etmez. Çünkü bu değişebiliyor da. Mesela işte yükseklik değiştiğinde değişebiliyor. Efendime söyleyeyim, basınç değiştiğinde değişebiliyor. 100 dereceden değişiyor yani. Mesela üstüne çıkıyor, altına iniyor basınca göre. İşte ortamın şartlarına göre. Bunlar değişebilir. Yani deney aynı şeyin bir daha olacağını bu anlamda garanti etmiyor. Güneşin de her gün doğması yarın da doğacağını garanti etmiyor. İhtimal olarak yarın güneş doğmayabilir mi? Ya doğmayabilir. Akli bir imkan var yani. Ama ben ne diyorum? Ya bugünkü tecrübelerime göre bu da öyle olur. Fakat bu kesinlikle onu bağlayan bir şey değil. Yani tüme varım kesinlik ifade etmiyor. Tüme varımın kesinlik ifade ettiğini kabul etmek için
tüme varım teorisinin kesinlik ifade ettiğine iman etmeniz lazım. Yani bu bir dogmatik iman. Bu olmazsa acaba derseniz acabaların imkanını görüyorsunuz yani. Bu kesinlikle böyledir demezseniz ya evet yarın doğmayabilir diyebiliyorsunuz. Ya evet 100 derecede kaynamayabilir. Bu kesinlikle böyle olacak şeyini söylemez diyorsunuz. Kitapta ilginç bilgiler var. Oraya çok girmeyeyim. Geldik şeye. Sıradan olanı mucizeleştiren Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim bize sıradan şeyleri örnek verir. Neden? Deveyi örnek verir, arıyı örnek verir, karıncayı, sivrisineği, daha nice nice işte yağmurlar vesaire. Niye Kur'an-ı Kerim böyle şeyleri örnek veriyor? Çünkü bunların arkasında mucizeler var. Bizim sıradan sandığımız hiçbir şey sıradan değil. Bizim anladığımız anlamda sıradan değil. Onun arkasında sonsuz bir ilim, sonsuz bir kudret, sonsuz bir irade olmalı ki o şeyler vücuda gelsin. İşte internet enteresan bir örnek bu konuda. Biz açıyoruz biz alışveriş sitesini, tık 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 tık. Ne alıyoruz? İşte çorap alıyoruz, ayakkabı alıyoruz, televizyon alıyoruz, bilmem ne. Bizim için o iş tık tık. Tık tık aldım. Ama onun altında neler oluyor? Onun altında bir yazılım var, site yazılımı var, internet var topluca, elektrik var, o cihazlar var, bilgisayardır, cep telefonudur falan. Yani işte ilk bu dijital teknolojiler ne zaman meydana geldiyse, hatta ilk elektronik teknoloji ne zaman meydana geldiyse ve onların dayandığı fizik de o elektronik teknolojinin icat edildiği bütün süreç lazım ki senin o son tıkın alışveriş yapsın. Kredi kartı sistemleri, bankacılık sistemleri, şunlar bunlar, o bütün sistemler ilk ne zaman başladılarsa oradan başlayıp bu süreci almış olmaları lazım ki sen o sürecin üstüne bu tık tıkı yapabilesin. Daha geriye gidelim. O işte dijital süreçlerin dayandığı yasalar, fizik yasaları, kimya yasaları ve bizde o süreci işlemeyi sağlayan biyoloji yasaları, bunlar da olmalı ki üzerine bu dijital teknoloji inşa edilebilirsin. Bizde bu biyoloji olmasa mesela zekamız olmasa olmazdı. Bizde bu fizik olmasa, bu kainatta bu fizik olmasa mesela elektrik iletilemiyor olsa olmazdı. İşte o kimyasallarla ilgili yine bilgisayarın veya dijitalin parçaları o yasalar öyle işlemiyor olsa bu işler yine olmazdı. Yani bir bakıyorsunuz ki aslında evrenin başlangıcından Allah'ın onu halk ettiği ilk günden bugüne sizin o son tıkınıza kadar bir düzen var. Sizin o son tıkınız bardağa düşen son damla ama bardakta ne damlalar var daha? İşte onu fark ettiğiniz zaman her şey mucize oluyor. Onlara köreldiğiniz zaman tık ettim, tık ettim, bitti bu iş gibi geliyor. Cenab-ı Hak ise bizim derinleşmemizi istiyor varlığa. Ya bu deve bak böyle değil. Bir düşün bakalım bu devede neler neler var. Yani nasıl bir hikmet var, nasıl bir sanat var, nasıl ayarlanmış? Çevresiyle nasıl uyumlu vesaire vesaire. İşte şiir öğretmedik bu ona yakışmazdı da bunun edebiyata bakan yanı. Üstad Hazretleri birazdan bu mevzuyu bağlayacak birbirine. Eğer orayı dediğim gibi tefekkür edebilirsek. Şiir aynı bu dünyacı bilginin üretim tarzı gibi, bilgi üretim tarzı gibi mucizevi olanı sıradanlaştırıyor. Sıradan olanı da yani daha doğrusu belki olmayanı bile mucizevi göstermeye çalışıyor. Veya işte sıradanlıktan başını çıkarmışları süper göstermeye, üstün göstermeye veya öyle bir tahayyül alem inşa etmeye çalışıyor. Şiire baktığınız zaman şiir gündelik hayattan o alışık olduğumuz şeyden bahsetmiyor. Diyelim kapıdan çıktık, eve geldik, markete gittik. Şu bu yok, hayatın içindeki şeyler yok. Ama ne var şiirde? İşte saçlarına yıldızları bilmem ne yaparım, bilmem işte gözünün tek bir bakışı için bilmem neler neler, kıyametler koparırım falan falan filan gibi böyle aslında öyle olmayan, hiçbir şairin de söyledikten sonra ya bunlarla yüzleşiyor musun, bunları gerçekten yapar mısın diye karşısına geçmediği edebi zevk için nakledilen metinler bunlar. Cenab-ı Hak bunu peygamberine yakıştırmıyor, bunu Kur'an'a da yakıştırmıyor. Bizim bilgimiz, Cenab-ı Hakk'ın bize vahyettiği bilgi, öğrettiği kelamullahı, varlıkta böyle
bizim cehaletimizden kaynaklanan yanlış vurgulara sahip değildir. Bu vurgu yanlışları bizim cehaletimizden kaynaklanıyor. Biz sınırlı olduğumuz için sanıyoruz ki hayatımıza giren bir kız veya hayatımıza giren bir erkek işte gençliğimizde o dünyanın en büyük mucizesi. Lan sen kaç senelik yaşıyorsun, o kaç senelik yaşıyor, ona kadar ne güzeller var, sana kadar ne gençler var. Yani bir o büyük külliyete baktığınız zaman ya bu şiiri yazmaya değer bir şey yok. Leyla gibi kaç Leyla var? Ve Leyla varlığın içindeki sistem de ne? Damla bile değil. Veya Mecnun. Ama işte o bizim sınırlı algımız, cahilliğimiz, zalimliğimiz, o emanet ayetinde söylendiği gibi çok zalim ve çok cahiliz. Böyle acayipleştirmelere sebep oluyor. İleride o da gelecek. Bak şimdi heyecanlanıyorum, o mevzular da gelecek ileride. O vurgu yanlışlarının, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nin sonunda Bediüzzaman Hazretleri bunu söylüyor. Ehli dalalet imamları diyor işte o vurgularındaki yanlışlıklar onlara kapılıp giderek kendilerini Kur'an'ın ve sünnetin bütünlüğünde sınamadıkları için sapıttılar diyor. Tuttuğu parçayı oradaki gavvas örneği var ya, dalgıç örneği. Tuttukları parça, ellerine bir şey geldi hazineden. Karanlıkta daldılar hazineye. Ellerine bir şey geldi. Onu hazinenin tek şeyi sandılar. Öğesi. Ve başka parçaların haberleri geldiğinde onları diyor kendi parçalarına göre tevil ettiler. Ve bozdular. İşte bugün İhsan Eli Açık diye bir adam var mesela. Her şeyi sosyalizm şeyinde okuyor. Belki de bir yerde bir şey açıldı ona. Sosyalizmde bir hakikat gördü. Ama kardeşim bütün Kur'an'ı büktü. En son yasaklamışlar. Kur'an'ın işte meali mi varmış, onun tefsiri mi varmış, nesi varmış? Geçenlerde çıktı. Diyanet başvurmuş mahkemeye. Mahkeme de yasaklamış çünkü tahrif ediyor ayetleri. Bak nereden geliyor bu? Tuttuğu parçanın, fark ettiği, uyandığı küçük şeyin hazinenin tamamı olduğunu sanmasıyla. Ama Kur'an öyle konuşmuyor. Kur'an bütünü görenin, bütünü bilenin, bütünü yaratanın, bütüne hakim olanın beyanı olduğu için öyle yanlış vurgular yok Kur'an'da. Çok konuştum. Giriş böyle uzun olur mu? 23 dakika giriş yaptık ya. İşte durdurmuyorsunuz arkadaşlar. Pekala. O zaman geçen hafta okuduğumuz kısmı atlıyoruz. Ben burayı 13. sözü Bediüzzaman Hazretleri bölümlendirmemiş ama bazı parçalar seziyorum. Yani böyle bölüm bölüm, part part, kısım kısım gidiyor gibi. İşte birinci kısmı okuduk. Şimdi ikinci kısma başlıyoruz. 1, 2, 3 kısım okuyacağız burada. Yine part 3 part diyelim okuyacağız. Sonra da dönüp tefekkür etmeye gayret edeceğiz. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de inayetini ondan diliyoruz. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki. Cümleyi bir daha okuyorum, bu bir soru aynı zamanda. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki. Kur'an niye manzum değil, niye şiir gibi değil? Ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeyinlerinde mevcut münasebet-i maneviye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Bu cümleyi de bir daha okuyayım. Ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeyinlerinde mevcut münasebeti maneviyeye rabıtı olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Güya her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her bir zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil
bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ne bir atıf yaptı. Biz oraya gitmeyeceğiz. Çünkü o bahse girersek uzar. Ama burada oraya bir atıf var. İhlas suresinde o 6 cümlenin içinde 36 cümle var aslında. 36 terkip Bediüzzaman Hazretleri söylüyor orada. Ki belki daha da fazlası var ama onları söylemiyor. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcut beynindeki nispet-i hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte şah cümle, işte intizamsızlık içinde kemal intizamı gör. İşte intizamsızlık içinde kemal intizamı gör, ibret al. Ve ma allemnâhu şi'ranın bir sırrını bil. Bakınız arkadaşlar, Cenab-ı Hak kainatı nasıl yaratmış? Dayanamıyorum, araya girdim. İrili ufaklı, küçüklü büyüklü, renkli, farklı farklı bir sürü varlıkla yaratmış ve bizim gözümüze şen geliyor. Mesela yeşil renk, yeşil bir oda canımızı sıkar belki sürekli yeşil odaya baktığımızda ama dışarı çıktığımızda bir ormanda gezerken canımız sıkılmıyor. Neden? Diyorlar ki yeşilin her bir yaprakta neredeyse farklı bir tonu var. Yani aslında hepsi yeşil ama o reşin içinde öyle tonlamalar kullanmış ki Cenab-ı Hak kainatta sıkmıyor canınızı. Aslında benzerlik ama farklılık içinde. Hem de nasıl farklılık? Tek düze değil. Ama biz bir odayı yeşile boyasak yeşil bizi yutar. Mesela tavanı da yeşil yaptınız, bütün odayı yeşil yaptınız. Oda sizi boğar mesela, tek renk. Ama orada boğmuyor. Çünkü orada müthiş bir zenginlik. Orada öyle yapan Allah Kur'an'da da öyle yapmış işte. Kelamullah'ı da öyle. Kelamullah'ı da kısalığı, uzunluğu, işte kimisi bir sayfa, kimisi müdayene ayeti miydi, en uzun ayet diyelim, o uzun. Kevser suresi gibi tek satır, İhlas suresi gibi tek satır veya kimisi daha da küçük. Bir soru mesela, El-Gariya diyor, mesela şu kadarcık. Ama kainattaki düzen de böyle Allah'ın. Değil mi? Yani ayetlerin böyle olması garipsenmemeli. Hep böyle şiir gibi, Fuzuli'nin şiirleri gibi böyle su hani böyle mefaülün, faülatün, fevülün falan o kalıplar var ya. Öyle gitmek zorunda değil ki. Değil mi? Hem ayeti ve mâ yenbâgîle sırrını da bununla anla ki şiirin şeyini, işte dediğim yere geldik, küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnektardır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Mesela yine ayetler geldi. Estağfirullah. Yevme netvis semâe ketayis sicilli lil kütüb. Hepsini okuyayım sonra tek tek meallerini vereyim. Yuhşil leylen nehâra yetlubuhu hasîse. اِنْ كَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْتَرُونَ Şimdi ilk okuduğum ayet, yani يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبُ ayeti şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak kısa bir mealiyle. O gün semayı kitap sahifelerini dürer gibi düreriz. O gün semayı kitap sahifelerini dürer gibi düreriz. Enbiya suresinin 104. ayetinden. İkincisi, yuhşil leylen nehara yetlubuhu hasise, Araf suresinin 54. ayetinden, o gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. Ve üçüncü ayet, inkânet illâ sayhate vâhideten fe izâhum cemî'ul ledeynâ muhtarun. Tek bir sesledir ki onların hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. Tek bir sesledir ki onların hepsi birden toplanıp huzurumuza
getirilirler. Bu da Yasin suresinin 53. ayetinden. Yasin suresinin 53. ayetinden. Ah bir de söyleyebilsem, bir de dilim dönse neler olacak gibi hadsiz hakikatleri buna şahittir. Kur'an'ın her bir ayeti birer Necmi Sakıp gibi İcaz ve hidayet nurunu neşirle küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen kendini o asr-ı cahiliyette, o sahra-i bedeviyette farz et ki her şey zulmeti cehil ve gaflet altında, perde-i cumut ve tabiata sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden estağfirullah يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَل۪يكِ الْقُدُّسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ. Kısa bir meali şu şekilde, Cuma suresinin birinci ayetiymiş bu. Göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin hakiki sahibi olan Allah, göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin hakiki sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'a tesbih eder diye buyuruluyormuş burada. Gibi ayetleri işit bak, o ölmüş ve yatmış mevcudat-ı alem, yüsebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Huşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضِ sayhasıyla, yani yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu, Allah'ı tesbih eder. Bu da İsra suresinin 44. ayeti sayhasıyla, işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa, birer nur-u hakikat eda ve arz bir kafa, ber ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih ve şan suretinde arz-ı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin dekaykını göremezsin. Bu eleştiri, bu son cümle, yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkur zevkin dekaykını göremezsin. Bu sosyoloji alanında ihtisas yapmışlara bir nasihat, sosyolojiyi merkeze koyanlara bir ihtar, bir uyarı, sosyolojiyle mevzuları anlamaya çalışanlara da bir nasihat. Buradan bakmakla o işi göremezsin. Sen çok uzak bir sosyolojidesin yani. Sen kendini normlaştırıp oraya bakarsan onların üzerindeki tesirini kavrayamazsın. Maalesef sosyoloji alanına emek verenlerde böyle bir garipleşme var. Her şeyi kendi şartlarıyla algılamaya ve anlatmaya çalışıyorlar. Kendileri bozuksa o adamı da, ele aldıkları kişileri de bozuk hayal ediyorlar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif edilmez ihlası. Bunu anlayamıyorlar mesela. Diyor ki ya onda diyor hırs vardı. Var böyle mesela müstesrikler içinde söyleyenler. Hani böyle insanlara hükmetmek istiyordu, bilmem ne istiyordu. O yüzden bu çillere katlandı. Haşa sümme haşa. Haşa. Yani ne hükmetmiş, ne yapmış yani? İnsanların faydasına emek vermekten başka, onların adına da çile çekmekten başka ne zevk etmiş yahu? Bedbahtlar işte. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zamanla ulûm-ü tarife hükmüne geçen ve sair neyirat-ı İslamiye ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathî ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemeyi iyacaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin. Göremezsin abi. Ve birçok envai icazı içinde bu nevi icazı zevk edemezsin diyor. Başka bir baba, başka bir bölüme, başka bir parta geçiyor burada. Partta yeni dilimize alıştı. Oraya gitmeyelim. Şimdi dönelim. En azından vaktimizi, yok varmış vaktimiz daha. En azından şeyi konuşalım. Yani şu ilk bölümü bir konuşalım. Burası benim çok hoşuma giden bir bölümdür. Ben bunu TV111'de ayrı bir sunum olarak da yaptım. Ama başlığı neydi aklıma gelmedi şimdi. Dersin altına, yorum kısmına inşallah o videonun da linkini koyayım. Hatta o videoyu indireyim de kendi kanalıma da atayım. Arşivde kaybolmasın. Bediüzzaman Hazretleri burada
ayetlerin düzenini, Kur'an'daki ayetlerin düzenini, hani dedim ya, kısası var, uzunu var, büyüğü var, küçüğü var. Ondan bahsediyor, bundan bahsediyor. Bunu fehmimize yaklaştırmak için uzaydaki yıldızların düzenine bahsediyor. Bahsediyor diyorum. Uzaydaki yıldızların düzenini bahsediyor. Yani astronomiden bahsediyor. Oradaki geometriyi Kur'an'a da uygulamamızı istiyor. Uzayda nasıl bir düzen var? Zahiren baktığınız zaman şimdi orada şurada yıldızlar var, burada yıldızlar var. Orada biraz daha yoğun, burada daha seyrek. Birisi önde, birisi arkada. Işıklarının tonajına göre ona bir şey veriyoruz. Diyoruz ki bak şu yıldız çok parlıyor, bu demek ki yakında, bu uzakta falan filan. Yani baktığımız zaman sanki bir avuç bir şey havaya atılmış gibi, bir düzensizlik, zahiri bir intizamsızlık gibi gözüküyor. Fakat bu bilimle ilgilenenler biliyorlar ki, söylüyorlar ki, anlatıyorlar ki aslında çok büyük bir düzen var uzayda. Her şey arasında. Mesela güneş sadece bizi mi çekiyor? Güneş ta bilmem ne kadar uzaklıkta, güneşin atmosferi sayılabilecek bir uzaklıkta ki, ne diyelim, onun bir ismi vardı ama ismini unuttum. Bir işte tabakayı bile tutuyor. Onun dışında yıldızların birbirlerinin arasında yine bir çekim kuvveti bağı var. Biz şimdi mesela dünyadayız. Dünyadan çıksak, uzaya çıksak havada diyoruz ki yer çekimsiz ortam, aslında değil. Orada da güneşin çekimi var. Mesela Jüpiter bizden çok daha geride ve çok daha büyük, çok büyük. Ama güneş Jüpiter'i de tutuyor. Jüpiter bizi de çekiyor. Bak, Jüpiter sadece güneş tarafından çekilmiyor. Mars tarafından, dünya tarafından, işte diğer uzayda olan şeyler tarafından da çekiliyor. Aynı zamanda onları kendine çekiyor. Fakat bu oranlar öyle ayarlanmış ki Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle, yani o yörüngelerde kalarak devam ediyorlar yolculuklarına. Yani o onu çekiyor, bu mu çekiyor, birbirlerine giriyorlar, hep beraber güneşe saldırıyorlar, böyle bir şey yok. O mesela bir yörüngesi var, orada takılıyor, sen bir yörüngede takılıyorsun, Jüpiter bir yörüngede takılıyor. Jüpiter'in de orada olması hayati bir şey. Yani bizi uzaktan gelen göktaşlarından, asteroidlerden, o çekimlere kapılıp gelenlerden koruyor. Onun uzağındakiler var. Bunlardan birisini yerinden çeksen uzaydaki denge bozuluyor. Bak, zahiren karışık gibi, ya o orada, bu burada, o hızla dönüyor, bu hızla dönüyor, o kendi etrafında şöyle, bu böyle falan filan. Bir karışıklık gibi. Dünya öyle, Mars öyle, Jüpiter öyle, Neptün öyle falan. Ama indiğin zaman ya o onu şu kadar çekmese, bu bunu bu kadar çekmeyecek, o şöyle olacak, bu böyle olacak. İşte ay şöyle olmasa, bu böyle olmasa, mesela ay olmasa dünyadaki çoğu şey aksayacak. O gelgitler, dalgalar, bizim yörüngemizden sapmamamız da mesela ay ile ilgili. Ay bizi tutuyor aslında. Biz ayı tutuyoruz ama ay da bizi tutuyor. Çoğaltabilirsiniz. Bu daha üst dairede de devam ediyor. Yıldızlar arasında da devam ediyor. Galaksilerde de belki böyle bir ilişki var. Galaksilerin de birbirleriyle böyle bağları var belki. Şu an biz belki onu bilimsel olarak bir şeye dökmedik ama o dağınıklık, bizim gördüğümüz, en azından en küçük dairede, Samanyolu'nda gördüğümüz dağınıklık, dağınıklık değil. Bir fiziği var, bir matematiği var ve onun için onlar hep oralarda. Ve bunun da şöyle bir güzelliği var. Yani metne girmedik bak. Metne girelim, oradan konuşalım bundan sonrasını. Ayet işte, evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın i'caz derecesindeki, Kur'an-ı Mucizül Beyan ne demek? Beyanı mucize olan Kur'an. Yani öyle bir beyanda bulunuyor ki onun eşini insan yapamaz. Mucize ne demek? İnsanı aciz bırakan, benzerini yapmakta aciz bırakan demek. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın i'caz derecesindeki, mucize derecesindeki kemal-i nizam. Kur'an'da bir düzen var değil mi? Her okuyan anlıyor yani, bu eser bir nizam içinde, bir bilgi sunuyor. Üzerine ne kadar çok eser yazılmış Kur'an'ın. İster iyi niyetli, ister kötü niyetli. Ama yani bir bilgi sunuyor bu eser. Bir medeniyet inşa etmiş. Kaç devlet kurulmuş İslam üzerine yaşayan. Kaç milyar insan yaşamış İslam'la amel eden. Bu bir düzen.
kemali nizam ve intizamı. Nizam ve intizam arasında ne fark var? Nizama bakalım, kemali nizam neymiş? Kemali nizam ve intizam, mükemmel bir düzen ve tertip diye verilmiş burada. Acaba nizam eşyaya doğrudan bakılınca gözüken, intizam onun arkasındaki düzen bilgisi mi? Böyle bir şey aklıma geliyor benim, nizam ve intizam. Çünkü nizam denildiğinde genelde düzenin bizzat kendisi, intizam ise onu düzenlemek gibi bir şey çağrıştırıyor. Burada tertip denmekle de belki o kastedilmiş. Allahu alem. Allahu alem. Nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki, kainat kitabındaki intizamat-ı sanatı, sanatın düzenini muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki, yani kainat düzenli, kainattaki sanat düzenli, bunu kabul ediyoruz. Hepsinin böyle matematiksel şeyleri var, altın oranlar bilmem neler, yani güzellik matematiksel de bir açıklaması olan bir şey. Biraz derinine indiğinde o ölçüler, tartılar. Aslında biz o ölçüyü, tartıyı, o hassas ayarlanışı fark ediyoruz. Aklımız fark etmese gözümüz fark ediyor. İnsanın yüzüne bakıyoruz mesela, ne güzel yüz diyoruz. Ama orada işte gözün birbirinden mesafesinde bir oran var. Kaşın oradan işte uzaklığından oran var. İşte yanakla bilmem ne, hani onun şeyi de var böyle mesela. Şuranın uzunluğu, buranın uzunluğu bilmem ne kadarı bilmem falan filan. Yüzümüzde süper bir matematik var yani. Şimdi o öyle. Detayların her birisi düzenli. İşte kainat düzenli. Kur'an da büyük bir düzen ifade ediyor. Yani düzenli bir kitap. İçinde bir düzen barındırıyor. Buna rağmen Kur'an niye şiir gibi değil? Daha doğrusu manzum değil, yani öyle vezin kayıtlarına, bizim alışık olduğumuz matematiksel düzenlere, işte üstteki 4 satırsa alttaki de 4 satır olsun. Biz bir sayfa tasarımı yapıyoruz mesela, nasıl satırlar? Orası öyle, burası böyle falan. İşte cümlelerin uzunluğu falan aynı olsun, yani birbirlerine uysun. Böyle bir dünya hayal ediyoruz, matematiksel bir dünya. Ya da bizim anladığımız, kafamıza sığdırabildiğimiz basit matematik çerçevesinde anlıyoruz. Manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki, Kur'an niye öyle değil? Bir ayeti uzun, bir ayeti kısa, bir ayeti kafiyeli, bir ayeti değil. Bir ayeti birden değişiyor, başka bir makama geçiyor falan filan. Hepsini düşünün kafanızda arkadaşlar. Ayetlerinin her bir necmi, necm ayetleri yıldıza benzetiyor. Ayetlerinin her bir necmi, yıldızı, her bir ayet, her bir yıldız gibi düşünün. Burada necme başka mana vermiş mi? Kur'an'ın ayetlerinin kısım kısım inmesi belirli zaman vakit diye vermiş. Allah Allah. Neyse devam edelim. Ayetlerin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun. Bak vezin kaydı, ölçü kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun. Ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde aralarında münasebeti maneviye rabıta olmak için, bağ olmak için aralarında o daire-i muhita, geniş daire, kuşatıcı daire içindeki ayetlere birer hadd-i münasebet teşkil etmesidir. Yani eğer diyelim şiir gibi bir düzen olsa, şiirin mısralarının irtibatı neyledir? Önceki mısrayla, sonraki mısrayla. Ama yıldızlar gibi olduğu zaman, yani iki boyuttan üç boyuta çıktığı zaman, çok boyuta çıktığı zaman her şey her şeyin odağında. Ben Jüpiter'den baktığım zaman Jüpiter bana dünyanın merkezi gibi gelir. Mars'tan baktığım zaman Mars, gittim Andromeda galaksisine oradan bir yerden bakıyorum, orası dünyanın merkezi gibi gelir. Ayetlerde de böyle bir düzen var. Bir ayet diğerinden farklı, o ondan farklı. Onların uzunlukları, kısalıkları birbirinden farklı, o konuları farklı. Bu bir uzay düzeni oluşturuyor. Bu farklılıkların derecesi ve biz hangi ayetten baksak dünyaya, baksak Kur'an'a bir uzay görüyoruz. Hepsi birbiriyle bağlı. Her biri merkez olabilir. Her biri diğerini tefsir ediyor. Her biri diğeriyle bağlantılı bir alem açılıyor önümüzde. Bu bir uzay düzeni. Bu böyle şey gibi iki boyutlu şiir düzeni gibi değil yani. O onunla, 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 o dörtlüyle, o dörtlüyle, o ikiliyle, kafiyeli, düzenli, manalı değil. Sadece bu kadar değil. Ya mesela
roman düzeni düşünün. Romandan işte son bölümü aldınız, en öne koydunuz ya da en öne aldınız, sona koydunuz. Bir ahenk bozulması olur yani. O roman gittiği yere gitmez. Gitmek istediği yere gitmez. Veya işte bölümlerini karıştırın bir makalenin, makale hikmetini yitirir. Fakat Kur'an'da öyle bir mahiyet var ki, oradan bir ayet al, buradan bir ayet, şuradan bir ayet al, buradan bir ayet al. Ondan bir hizip yap ki çok hizipler yapılmış. Üstad Hazretleri'nin de yaptığı bir Hizbül Kur'an var. Başkalarının da var. Allah hepsinden razı olsun. Allah dostlarının, sahabelerin vesaire. Ya hepsi süper. Yani öyle bir ayet derlemesi yapmış ki süper olmuş. Ama onu oradan almış. Süper diyorum. Hikmetli olmuş. Harika olmuş. Onu oradan almış. Bunu buradan almış. Koymuş ama hiç uyumsuzluk oluşturmamış. Kur'an'ın böyle bir mahiyeti var. Diyorsun ki ya o niye öyle, bu böyle, ama onların kombinasyon oluşturması için parçaların böyle olması lazım. İşte nanoteknoloji diye bir şey var ya şimdilerde. İşte robot, küçücük robotlar bilim kurgu filmlerinde oluyor. Bir birleşiyorlar, başka bir şey oluyor. Sonra ayrılıyorlar, bir daha birleşiyorlar, başka bir şey oluyor. Gibi Cenab-ı Hak da küçük küçük farklı farklı parçalar yaratmış. Yaratmış diyorum, haşa, kelamullah o onun. Onlar nasıl bir kombinasyonda açılırsa size çoğalıyor manalar. Bakın devamında gelecek. Ayetlerin her bir necmi vezin kaydı altında girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun, kardeşi olsun, ma beyinlerinde mevcut münasebeti maneviye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. O düzen bunun içindir yani. Güya serbest her bir ayetin, serbest, illa üstüyle altıyla bağlı değil, şart değil bu. Serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Ekser ayetlere, çoğunluğuna bakar birer yüzü, müteveccih birer yüzü var. Uzaydaki gibi. Biz buradan ne kadar yeri görüyoruz. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki, işte o zenginleşme buradan oluyor. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki, her bir meşrep sahibine birisini verir. Ahmet'in sanatı ne? Edebiyat. Ahmet kendisiyle ilgili ayetlere baktığı zaman ya da Ahmet denilen şeyin hayatta aldığı tecrübe, Cenab-ı Hakk'ın fıtratına koyduğu zeka, duyduğu ilgiler, onlarla gördüğü bir şey var Kur'an'da, anladığı bir şeyler var Kur'an'da. Ama bir de başka başka insanlar, başka başka müminler, onların da gördükleri var. Elbette hepimizi genel geçerliği Kur'an'ın bağlıyor, ehl-i sünnet vel cemaat çizgisi. Hepimizin ortak paydası, bizi bir çerçeve içinde tutuyor. Ama onun içinde de bizim meşreplerimiz var. Ya bana şu ayet çok tatlı geliyor. Ya bana da şu sureyi okumak çok tatlı geliyor. Veya işte şu mevzuları, şu ayetleri, şunları beraber şöyle anlamak çok tatlı geliyor. Yine tabii makul olması, ne diyelim, ehl-i sünnet usulünce mümkün olan manalarda, lisan-ı Arapça mümkün olan manalarda şöyle şöyle anlaması hoşuma gidiyor. Bu benim meşrebim. Benim hususi rengim de Kur'an'da gözetilmiş sanki. Bizi farklı farklı yaratan Allah, o farklı farklılıklarımızın Kur'an'dan alabileceği farklı farklı desenler de yaratmış. Kur'an'ı bu şekilde bereketlendirmiş. Kelamullah'ı içinde böyle bir zenginlik var. İnşallah yanlış ifadelerde bulunmuyordur arkadaşlar. Heyecanlanınca ağzımızdan yanlış kelimeler kaçabiliyor. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi, 25. söz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, inşallah ona da geliriz, onu da okuruz. Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca zil-ecniha, zil-ecniha ne demek? Çok yönlü, çok tarafa bakar. Burada öyle verilmiş manası. Zil-ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bildiğini İhlas Suresi öyle bir anlatıyor ki 6 cümle. Estağfirullah. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. İfadeleri, onları Bediüzzaman Hazretleri orada bir kombinasyon yapıyor mesela, işte ekleriyle şeyleriyle oynayarak. Şu anlama da geliyor, bu anlama da geliyor. Birbirlerini destekler şekilde. Mesela bir ayeti merkeze oluyor. Diğer ayetler onun etrafında
onun açıklaması olarak şekilleniyor. Başka bir ayeti merkeze alıyor. Diğer ayetler onun etrafında onu destekler manalarla şekilleniyor. Görüyorsunuz ki ya İhlas suresi 6 ayet değil 36 ayet gibi. Biraz daha derinleşsek belki daha da çok çıkacak. Üstad o kadarını vermiş bize. Anlasak zaten o da bize yeter. Hazine-i ilmi tevhid, yani Allah'ın birliğinin hazinesi gibi kaç şekilde açıklıyor ve tazammun ediyor, yani içeriyor. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların, semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle sanki düzensiz gibi her bir yıldız sureten ademi intizamlı gözüküyor. Yani düzenleri yokmuş gibi, öyle saçılmışlar gibi, birisi havaya atmış öyle durmuşlar gibi. Her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi eksel yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki, kuşattığı dairedeki birer birer her bir yıldızla mevcudat beynindeki nispet-i hafiyeye işaret olarak varlıklar içindeki arasındaki bağlar, gizli bağlar, ona bir işaret olarak, yıldızların bu hali de bir işaret, birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. Burada bak, necmi ayeti ayet yıldızı diye verdi sözlükte. Burada necmi nasıl verdi? Kur'an'ın ayetlerinin kısım kısım inmesi. Demek ki Üstad Hazretleri burada bir kelime oyunu da yapıyor bize. Ben de burayı mesela yıldız gibi anlamıştım. Burada ayetlerin parça parça inmesi, farklı farklı inmesi kastediliyor. Ama burada da necmi ayet diyor, yıldızlara benzetiyor. Bak, o necme gönderme yapıyor. Üstad'daki sanata bak ya, maşallah. Gibi, umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemali intizamı gör, ibret al ve meallemnev şiiranın bir sırrını bil. Yani biz ona şiir öğretmediğin bir sırrı ne? Bizim kuşatabildiğimiz o basit düzenler değil, kainatın düzeni veya Kur'an'ın düzeni. Kur'an'ın düzeni evvela burada vurgulanıyor. Bizim kuşatamayacağımız kadar yüksek bir düzen var ve biz bu kuşatamadığımız düzeni düzensizlik olarak algılıyoruz. Zaten bizim kainatta karmaşa dediğimiz şey genelde çözemediğimiz düzen oluyor. Tesadüf diyoruz. Niye diyoruz? Nasıl bir kasıtla ayarlandığını bilmediğimiz şeye tesadüf diyoruz. Aslında kainatta tesadüfe tesadüf edilmez. O anlamda öyle bir tesadüf yoktur yani. Rastgelelik yoktur. Ama biz çözemedik. Niçin, ne kasıtlı olduğunu anlamadık. Farkına varamadık. Biz ona ne diyoruz? Tesadüf diyoruz. Veya işte intizamsızlık sandığımız şey kainatta şu bir kaotik bir şeydir. Sonra biraz daha mevzu açılıyor. Ya kaotik değilmiş o. Onun ne hikmetleri varmış falan filan. Bilim de bizi oraya sürüklüyor, götürüyor en sonunda. Diyor ki ya bu da kaotik değilmiş. Daha aşağı iniyor. Ya bu da kaotik gibi gözüküyor falan. Yok, o da matematiksel bir düzeni varmış onun da. Anlıyoruz. İşte az önce resmetmeye çalıştım. Hangi gezegende olsak, uzayın hangi parçasında olsak, durduğumuz bize yer bize merkez gibi gelir. Cenab-ı Hak evrene böyle bir düzen kurmuş. Onun gibi de Kur'an'da, Kelamullah'ta hangi ayeti kuşanıp, başınızın üstüne kaldırıp, öpüp baksanız onun ekseninde yukarılara, o size Kur'an'ı farklı bir şekilde, hatta kainatı farklı bir şekilde düzenlenmiş, tasarlanmış, takdir edilmiş, tasarlanmak doğru kelime değil, takdir edilmiş ve konuşur şekilde gösteriyor size. O merkezden kainat başka bir şeyler söylüyor. Sonra başka bir merkeze geçiyorsunuz, oradan başka şeyler söylüyor. Ve bu sayede ilim ortaya çıkıyor. Ya da bizim okuyuşlarımız çoğalıyor. Biz bir seferde bütün kainatı Cenab-ı Hakk'ın bildiği gibi haşa sümme haşa bilemeyiz ki. Bu terazi bisikleti kaldırmaz. Ama biz parçaların içinden küçük küçük okumalarla bir bilgi ediniyoruz, bir marifet sahibi oluyoruz. Onun da hayatımıza tesiri oluyor. Şiir gibi ötemizde bir şey değil, yaralarımıza şifa ve bize rahmet olan bilgileri alıyoruz. Bugün dahi Kur'an ayetleri insanları değiştiriyor. Bakarsınız mesela YouTube'a falan,
bir ayetle Müslüman olan insanlar var. Bir ayet aşılmış adama, o ayet onu Müslüman etmiş. Veya işte geçenlerde Turgut Cansever Hoca'nın Beşir Ayvazoğlu Hoca'yla sohbetlerinden oluşan bir kitap okudum. Kitabın ismi aklıma gelmedi şimdi, bak daha geçen okudum halbuki. İnce bir kitap. Kapı Yayınları'ndan çıkmış bir eser. Orada mesela Beşir Ayvazoğlu'nu, pardon, Turgut Cansever Hoca'yı, mimari düşünüşünü, sanatını, Beşir Ayvazoğlu Hoca söylüyor bunu, şekillendiren diyor tek bir hadistir. Bak, bir hadis bütün hayatını şekillendirmiş. Bir ayet bütün hayatını şekillendiriyor bazısının. Yusuf İslam mesela, Yusuf suresiyle Müslüman olduğu için, o kıssa onu çok etkilediği için ismini Yusuf almış. Ya işte böyle bir zenginlik var. Ama bu yapı bizim bugün alışık olduğumuz romanlara, şunlara, bunlara benzemiyor. Biz böyle kaptırdım mı öyle gidecek. Böyle düz bir metin arıyoruz, akacak. Başında olduğumu bana unutturacak. Kur'an öyle değil. Kur'an her bir ayetinde bizi durduruyor. Böyle kesikler atıyor, fasılalar, uçurumlar koyuyor, eşikler atlatıyor ki farkına varalım ne yapıyoruz. Yani Kur'an'ın edebi mahiyetinin, konudan konuya geçişinin, farklı uzunlukla, farklı kısalıkla muhtevada ayetlere sahip oluşunun bir hikmeti de onun bu zenginliği. Bu kimilerine ademi intizam gibi gözükse de aslında intizamın zirvesi ve bir edebi metnin, tabiri caizse, en zengin bir şeyler söylemesinin yolu da bu. Bu da bize bir nasihat. Hani bir metin o kadar çok şey söylesin ki, yani yazdığım kadardan çok daha fazlasını üretebilsin insanlar bundan deseniz, işte Kur'an'daki düzen gibi olması lazım. Konuların geçişleri, onların içindeki vurgular, muhteva değişimi, herhalde Kur'an'ın, Allah-u Alem, böyle bir nasihat de var bize. Yani bizim ulaşmamız gereken edebi düzen, taklit etmemiz gereken edebi düzen böyle bir düzen olmalı. Ama bizim zihnimiz şu an, okumalarımız şu an böyle bir şeye alışık olmadığı için Kur'an da bize, bazılarımıza bu açıdan garip gelebiliyor. Niye buradan buraya geçti, buradan şuraya atladı? Ama bazen işte bir tefsir dersi dinliyorsunuz, bir ayet, o ayetteki bir kelime adam bir saat anlatıyor. Hani zaman da olsa daha çok anlatacak. Öyle bir muhteva, öyle bir zenginlik her bir parçada var. Onların arasındaki bağlarda da var. İşte intizamsızlık içinde kemal intizamı gör, ibret al. Ve maallemna şiranın bir sırrını bil dedi. Süremizin de sonuna gelmişiz. 58 dakika olmuş. Buraya göre 58 dakika olmuş. Diğer iki parçayı okumuştuk ama ince tefekkürünü yapamıyoruz. Süremiz yetmediği için kusura bakmayın. Yine benim çenem düştü. Ne yaparsınız, mevzular heyecanlı. Dediğim gibi yani bunları biz de kuşanalım arkadaşlar. Yani Bediüzzaman Hazretleri bunları bize anlatıyor ki Kur'an'a bakışımız bunlarla şekillensin. İşte önce bir şey öğretti. Bir, Kur'an adiyatın mucize olduğunu gösterir dedi. Bu bizim hayatımızı nasıl şekillendirecek? Bundan sonra adi şeylere mucize nazarıyla, mucizeyi görmek nazarıyla bakacağız. O da bizi değiştirecek bir bilgi. Etkileyecek bir bilgi. Varlıkla münasebetlerimizi, mesela işte adam kediye tekme atmış. Ya Allah yaratmış, onu atabilir misin tekme? Yani işte insan acaba diyor. Ne zaman diyor? Onu öyle gördüğü zaman diyor. Bu bizi değiştiren bir bilgidir. Kedinin anatomisi hakkında bir kitap okusam ben kediye bu hürmeti kazanmam. Ben kediye hürmeti onun Allah'ın sanatı oluşu üzerinden kazanırım. O bilgi beni değiştiriyor. Mesela ikincisinde de bize şimdi neyi öğretti? Kur'an'daki ayetleri şiir gibi tek düze başladım kitabı, bitirdim kitabı değil. Bir başladım ama o ayetin farklı kombinasyonlarda merkeze her birisi alındığında daha söylediği neler neler var diye de düşünerek bir bitirdim, tekrar başa dönüp bir daha okudum, tekrar başa dönüyorum. Bak her bir ayeti merkeze aldığımda şu ayet bana bak bu sefer daha değişik bir şey söyledi. Şu bahiste bak şu ta arkadaki sureyle de böyle gibi ilgisi varmış gibi düşünüşlerle inşallah anlayacağımız zenginleşecektir. Kur'an da böyle bir hazinedir. Bizim bugün alışık olduğumuz edebiyat böyle olmayabilir ama o onun sınırlılığıdır. Yönelmemiz gereken Kur'an'ın harika beyanıdır. İnşallah Cenab-ı Hak
biz de Kelamullah'ının hayırlı tesirlerini halk eylesin. Bizi Kur'an'ını okumakla, Peygamberinin aleyhissalatü vesselam sünnetine ittiba etmekle zenginleştirsin, adam etsin. O razı olmadığı hallerimizden razı olduğu hale getirsin, bizi rahmetiyle terbiye etsin, azabına uğratmasın. İnşallah bu ayetlerin bereketiyle de üzerimizdeki maddi manevi musibetleri kaldırsın. Bize cennet misal günleri hediye eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.